Efendim herkese mutlu sabahlar, günaydınlar. Efendim bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Özellikle tüm kadınların Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Yakın çevremde, uzak çevremde bütün izleyicilerimizin gününü tebrik ediyorum. Bugün de zaten özel olarak çok kıymetli bir hocamı davet ettim. Profesör Doktor Nurçin Saka, çocuk endokrinoloji uzmanı kendisi. Kendisiyle çok güzel özellikle tiroid bezi ile alakalı konular hakkında konuşacağız. Ama efendim öncelikle bize ulaşmak için canlı yayın sırasında sorularınızı sormak isterseniz ulaşmak için telefon numaralarımızı vermek istiyorum. 0212 alan koduyla 454 55 06 ve 454 55 07 numaralardan bize canlı yayın sırasında ulaşabilirsiniz. Eski programlarımıza ulaşmak isterseniz ve bizimle alakalı daha geniş bilgiler sahibi olmak isterseniz de önceçocuğum.com web sitemizden de bizi ziyaret edebilirsiniz. Oradan da sorularınızı bize yönlendirebilirsiniz efendim. Efendim hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben de bütün kadınlarımızın bu gününü kutluyorum. Daha mutlu günler diliyorum. İnşallah efendim. Sizinle efendim ben çok küçük bir anımı anlatmak istiyorum. Muayenehanemiz bir zamanlar muayenehane de işletiyordum Bakırköy'de. Ve orada yan yanaydı muayenehanelerimiz. Ve sizin yanımızda olmanızdan çok inanılmaz şekilde mutluluk duyuyorduk. Ve, teşekkür ederim. Sağ olun. Bir hastamızdan dolayı İşte böbrek üstü tümörü diye hatırlıyorum hastamız. Yani çok erkenden yakalanmış, şüphe edilmiş ve size direkt yönlendirmiştim. Bize o teşekkür mesajınızı iletmeniz, aramanız bizzat telefonla. Doktor Bey çok teşekkür ederiz. Daha yeni mezun olmuştuk. Daha uzmanlığımızın yeni yıllarıydı. Yani o kadar bizi etkiledi ki efendim. Ondan sonra her endokrinoloji düşündüğümüz vakada, hormon alakalı problem var mı diye düşündüğümüz vakada daha bir dikkatli olmaya başladık, daha önemsedik. Yani gerçekten bu geri bildirimler insanı inanılmaz şekilde müspet yönetti. Sizi her zaman çok seviyorduk ama. Teşekkür ederim böyle düşündüğünüz için. Sağ olun. Şimdi efendim çocuk endokrinologları neyle uğraşır der? İsterseniz önce bir onunla başlayalım. Esas bugün tiroid problemlerini konuşacağız ama çocuk endokrinolojisi deyince biz izleyicilerimiz ne anlamaları gerekir? Evet. Şimdi aslında endokrinoloji bölümü daha geç diğer bölümlere nazaran geç kurulduğu için gerçekten pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Neyle uğraşır? Alanı nedir çocuk endokrinolojisinin? Öncelikle büyüme ve gelişme, ergenlik sorunları, tiroid bezi ve onun hastalıkları, yani bütün iç salgı beziyle ilgili hastalıkları, böbrek üstü bezi, diyabet, eğer bir beyin tümörü olmuş büyüme gelişmeyi etkilemişse bunlar, cinsel gelişim kusurları, inmemiş testisler, bütün bunlar, kalsiyum fosfor metabolizması bozuklukları, bunlar endokrinolojinin yani iç salgı bezi hastalıklarının konularını kapsamaktadır. Biz bir yere kadar efendim çocuk uzmanı olarak hastalarımızı izliyoruz, takip ediyoruz ama tabii bu şekilde sizin alakalı bir bölüm şüphe edersek size tabii ki hastalarımızı yönlendiriyoruz. Bazen direkt olarak da size geliyorlar hastalarımız. Artık yavaş yavaş öğreniliyor. Artık öğrenmeye başladı insanlarımız da endokrinoloji nedir diye. Peki efendim o zaman şöyle diyelim, biz esas bugünkü konumuz olan hipotiroidi dediğimiz tiroid bezinin yetersiz çalışması. Ne demektir efendim tiroid bezinin yetersiz çalışması, hipotiroidi ne demektir? Hipotiroidi tiroid bezinden yeterli tiroid hormonunun yapılamaması demektir. Ancak bu yeterli tiroid hormonunun yapılamaması doğrudan tiroid bezinden kaynaklanabilir. Veya tiroid bezini uyaran beyindeki hipofiz dediğimiz merkezden kaynaklanabilir. Ona göre de ya dediğim gibi buradan veya buradan kaynaklanmasına göre de hormon sonuçlarında değişkenlikler olacaktır. Efendim isterseniz görüntü üzerinden anlatmak isterseniz. Evet, görüntü üzerinde gösterecek olursam şöyle buradan görülebiliyor mu acaba? Şurada tiroid bezimiz, boynumuzun önünde bulunan bir iç salgı bezi. Buradan T4 tiroid hormonu yapılıyor. Bunu uyaran aslında beyinde hipotalamusta bir hormon çıkıyor. TRH diye bir hormon. Onun altında hipofiz bezinden de TSH, tiroid stimülan hormon, tiroidi uyarıcı hormon çıkıyor. Şimdi buradan çıkan TSH tiroid bezini uyarıp T4 yapımına, başlıca T4 yapımına neden olur. Şunu bilmeleri önemli kişilerin. Buradan çıkan hormon TSH tiroid bezini uyarır. Eksiklik buradan kaynaklanabilir, buradan kaynaklanabilir. Şimdi eğer yetersizlik buradan kaynaklanırsa buradaki hormon yani TSH hormonu düşük olur veya düşükle normali birbirine çok yakındır. T4 de düşer. Ancak T4 ile TSH arasında zıt ilişki vardır. Ne demek? T4
T4 düşerse TSH aşırı artar. Aksine T4 aşırı artarsa bu baskılanır, aşırı düşer. Yani bizim en çok gördüğümüz hipotiroidi dediğimiz tiroid bezinden kaynaklanan hipotiroidi de T4 düştüğü için TSH'nin aşırı artışını görürüz. Bazen hastalar yanılırlar, TSH'si yüksek, benim tiroid bezim çok çalışıyor diye gelir. Oysa ki öyle değil. T4 düştüğü için TSH artmıştır. Yani TSH ne kadar yüksekse T4 o kadar düşüktür. Veya başka bir deyişle T4 ne kadar düşükse TSH o oranda artmıştır. Tiroid bezimiz efendim yeterli çalışmadığı zaman beynimizden tiroidimizin çalışması için aşırı miktarda uyarı gelir. Evet. Çalış diye evet. Çok uyarı geldiği için çok yüksek görünür. Esasında çalışmadığı için onu uyarmak için beynimiz aşırı, çok fazla. Aşırı hipofiz bezinden aşırı TSH yapılmaya başlanır. Peki efendim tiroid hormonunun önemi nedir? Yani bu kadar hani çok tabii ki önemli bir hormon ama izleyicimiz değerlendirmesi açısından şimdi, çok önemli bir hormon. Çok kısa bir tarihçiye gireyim. Tiroid, hipotiroidi ile ilgili ilk bilgiler M.Ö. 2000 yılına dayanmaktadır. Guatr'lı cüce heykellerinden görülmektedir. Ancak daha sonra 1850'li yıllardan sonra tek tek bireysel hipotiroidi vakaları tanınmaya başlamıştır. Tiroid hormonu neden önemli? Tiroid hormonu bütün metabolizma için önemli. Büyüme ve gelişme için önemli. Özellikle beyin gelişimi ilk 3 yılda çok önemlidir. Dolayısıyla beyin gelişimi zeka gelişimi için önemli. Kemik gelişimi için önemli. Karbonhidrat, yağ, protein metabolizması için önemli. Kalbin çalışması için önemli. Tiroid bezi az çalışırsa kalp yavaşlar. Tiroid bezi çok çalışırsa kalp çarpıntısı olur. Aynı şekilde derinin bütünlüğü için gerekli. Tiroid hormonu az çalışırsa deride kuruluk olur. Çok çalışırsa aksi bulgular ortaya çıkacaktır. Bunun gibi bütün metabolizma faaliyetleri için gereklidir. Bağırsak hareketleri için gerekli. Eğer tiroid bezi az çalışırsa kabızlık olacaktır. Çok çalışırsa aksine bağırsak çok çalışacaktır, ishal olabilecektir. Biz çocuklarda kabızlığı çok görüyoruz mesela. Evet. Dirençli kabızlıkları tiroid hormonu bile araştırıp bakabiliyoruz. Akla gelmiyor. Yani tabii çok besleme alışkanlıkları değil, dışında. Tabii ki. Efendim yeni doğanları biz tarama testi standart olarak yaptırıyoruz. Zeka tarama testi diye hatta söyleniyor. Hatta çok komik oluyor bazen. Efendim biz çocuğumuzun artık çok söylenmiyor ama zekasından biz ne olursa olsun kabul ediyoruz. Gerek yok bakmamıza gibi denebiliyor. Evet. Bu doğumsal yaptığımız tarama testlerinden olan tiroid testleri ne zaman yapılmalı? Nasıl yapılmalı? Hangi günlerde yapılmalı? Şimdi tarama testleri, tiroid tarama testleri ilk kez 1974'te Quebec'te, Kanada'da yapılmış. 1980'li yıllardan sonra Türkiye'de belli merkezlerde, üniversitelere yapılmaya başlamıştı. Ancak 2006 Aralık'tan itibaren Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Hıfzı Sıha'da tüm yeni doğanlar Türkiye'de artık taranmaktadır. Çok şükür bu taramayla artık çok ağır tiroid eksikliklerini görmez olduk. O sevindirici, iyi bir şey. Neden tiroid taraması yapıyoruz ve ne zaman yapalım? Hipotiroidi bir defa öncelikle demin de dediğim gibi tiroid hormonu beyin gelişimi, zeka gelişimi, kemik gelişimi için çok önemli bir hormon. Ve ilk yeni doğan döneminde tanı konamaz ve tedavi başlamazsa bebeğin beyin gelişimi etkilenecektir. Tarama testleri bünyesinde aslında Sağlık Bakanlığı'nda fenilketonürü, biyotidinaz ve hipotiroidi taranıyor. Yani zeka gelini yapan başka nedenler de var ama bunların içinde bugün konumuz hipotiroidi olduğu için ondan bahsedeceğiz. Neden yapıyoruz? Bir defa çok deneyimli kişiler tarafından bile doğumda hipotiroidi tanısını koymak kolay değildir. Yani hani bu hipotiroiddir, buna bakalım sadece, öyle denemez. Çünkü tanı, klinik bulgular birkaç ay içinde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Oysa ki biz tanıyı birkaç ay geciktirecek olursak bebeğin beyninde kalıcı etkiler yapacaktır. O nedenle doğumda tarıyoruz ki bir an evvel tedavisine başlayalım. Efendim gün olarak mesela? Tercih edilen zaman 48 saatten sonra, 3. 5. günler zamanında. Neden öyle tarıyoruz? Şimdi hipotiroidi taraması, önce şundan bahsedeyim konuyu daha iyi anlamak için. Hipotiroidi demin de söylemiştim. Doğrudan tiroid bezinden kaynaklanan hipotiroidi ve beyinden kaynaklanan hipotiroidi.
hipotiroid bezinden kaynaklanan hipotiroidin görülme sıklığı doğumda 2500 ile 4000 doğumda bir oranında görülüyor. Oysa ki buradan kaynaklanan hipotiroidi 50.000'de 100.000'de çocukta bir görülüyor. Onun için özellikle tiroid bezinden kaynaklanan hipotiroidinin erken tanısı önemli. Neden? Çünkü sık görülen hastalıkların erken tanısı önemlidir. Şimdi doğumdan 30 dakika sonra soğuk ortam stresin etkisiyle TSH hızla yükselir. 24 saatten sonra yavaş yavaş düşmeye başlar. 5-7 günde de normale gider. Onun için eğer ilk 24 saatte veya 48 saatten önce TSH bakılırsa bu yüksek normal yükseklik zamanına rastlar. Bu normal fizyolojik yükselme mi, hipotiroidiye bağlı yükselme mi karışabilir. O yüzden onun için 48 saatten sonra yani 3. 5. gün arası taranıyor ama çocuk taburcu olacak. 24 saatte doğdu, taburcu olacak. Atlamayalım. Taranır. Yüksek çıkarsa tekrarlar. Geri çağrılır. Şu anda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan da odur. Belirtilen rakamlar 15 miliünite mililitrenin üzeri. Eğer 15'in üzerindeyse tekrardan geri çağrılır. Tabii ne kadar erken yaşta yapılırsa, ilk günlerde yapılırsa o fizyolojik yükselmeye rastlayacağı için geri çağırma oranı yükseliyor. Biraz artabilir. Maliyet artacaktır. Ama hiçbir çocuğu kaçırmamak kesinlikle istediğimiz için taburcu olmadan hemen önce yapılması lazım. Neden tarama testini yapıyoruz? Bir defa demin de dediğim gibi erken yakalamak için. Çünkü belirti vermez, anlayamazsınız. Onun için yapılması lazım. İkincisi, kalıcı hipotiroidler yanı sıra geçici hipotiroidler de taranabilir. Eskiden tarama testleri öncesi geçici hipotiroidler bilinmiyordu. Yine tarama testleri öncesi doğumsal hipotiroidi sıklığı 5000'de 10.000'de bir biliniyordu. Oysa ki taramalar yapılınca 2500'de 4000'de bir gibi daha sık görüldüğü ortaya çıktı. Efendim normal şartlarda bazen olabiliyor o şekilde gecikmeler olabiliyor. Şu son zamanlarda sağ olsunlar çok ciddi sağlık ocaklarından aileler uyarılıyor. Uyarı bombardımanı tutuluyor ve illa bir önce yaptırmaları isteniyor, söyleniyor, tekrarları alınıyor hatta. Ama yine de hani ne zamana kadar geç kalınsa tarama testleri yapmak için geç kalınmış olur. Yani mesela bir aylık bir çocukta yapılmamışsa yine de yapmak lazım mı? Hiç belirti vermiyorsa. Evet, yapmak lazım. Şimdi şöyle diyeyim, tarama testleriyle bütün vakaları yakalıyor muyuz? Şimdi tarama testlerinde eskiden TSH'de sınır değer 20 idi. Bu daha sonra 15'e düştü. Bazı ülkelerde 20 yapan var bunu, 15 yapan var, 10 kabul eden, hatta 6'lara kadar düşüren var. Çünkü 15 rakamına baktığımız zaman bile bazı vakaları atlayabiliriz. Burada aile hekimi ve çocuk hekimine büyük iş düşüyor. Çocukların izleminde hipotiroidi bulguları çıkarsa o zaman tarama yapılmasına rağmen tekrarlanabilir testler. Şimdi eğer tiroid bezi hiç yoksa o zaman şöyle diyeyim, nedenlerine girelim. Tiroid hormonu neden yapılamaz? Ya tiroid bezi hiç yoktur, gelişmemiştir. Aplazi, agenezi denir, hiç yoktur. Doğuştan tiroid bezi diye bir oluşum doğuştan yoktur. Tiroid bezi oluşmamıştır veya tiroid bezi vardır da küçüktür. Çok fonksiyonel değildir. Evet. Vardır, normal yerinin dışındadır. Mesela çene altındadır, dil kökündedir, buradadır ve küçüktür. Dolayısıyla az hormon yapıyordur. Veya tiroid bezi normal yerinde vardır, normal büyüklüktedir ama hormon yapamıyordur, tembeldir. Şimdi bu tiroid bezi eksikliği ne kadar ağırsa belirtiler o kadar erken çıkar. Dolayısıyla örneğin tiroid bezin hiç yokluğunda bir ay bile gecikme bebeğin zihinsel gelişmesinde gecikmeye yol açacaktır. Ve geri zeka gelişimindeki olan problem geri döner mi efendim tekrardan? Dönmez. Dönmez. Zaten tarama testlerinin yapılmasının bir nedeni de yeni doğan döneminde tanı koymak kolay değil ve hipotiroidi, doğumsal hipotiroidi zeka geriliğinin en sık nedenlerini, önlenebilir zeka geriliğinin en sık nedenlerinden bir tanesi. O yüzden ne kadar erken tanı, kaç gün önce erken tanı konursa evet, o kadar mükemmel olur. Çünkü yani bu kısmi eksiklikse hani bir ayda daha başlasanız
çok geç kalmış olmazsınız. Ama demin dediğim gibi tiroid bez hiç hormon hiç yapamıyor. Bir ay bile geç. 15 gün bile geç. Anladım efendim. Normalde efendim peki hani tabii ki eksikliğin derecesine göre belirti bulgular tabii ki değişiyor diye söylediniz ama evet. Yeni doğan döneminde anne babalar, biz çocuk hekimliği olarak neler bizim dikkatimizi çekmesi lazım? Tiroid bezimizin acaba yeterli çalışmıyor mu dedirtecek şeyler? Şimdi tiroid hormon eksikliği zaman belirtileri zaman içinde verecektir. Uzamış sarılık olabilir. Uzamış sarılıkta sıklıkla görüyoruz efendim. Hipotiroidi. Birçok nedeni var tabii ama ki. Nedenlerinden bir tanesi de bu. Zaman içinde diğer bulgular. Bebek soğuktur, soluktur, kabızlık vardır, hipotondur. Yani hareketleri yavaştır. Gevşek bir bebek. Hareketleri gevşektir. Arka fontanelin, arka bıngıldağın ilk aylarda kapanması lazım. Normalde birçok şey bilmez evet. Efendim. Aylar onları fark etmezler. Evet. Çok nadir aile fark. Aman Allah'ım burada tabii. Bir boşluk var derler. Arka ama... bıngıldağın ilk aylarda kapanması lazım. Uzun süre açık kalır. Veya ön bıngıldak çok geniş açıktır. Kabızlık vardır dediğim gibi. Bunlar en başta dikkat çekecek bulgular. Ama zaman içinde ilerledikçe, yaşı büyüdükçe çocuk tedavi edilmezse hipotiroidli vakada büyüme gelişme geriliği, çocuğun hareketlerinde yavaşlama, dil gelişiminde gecikme, diş gelişiminde gecikme, büyümesinde gecikme, iştahsızlığa rağmen vücutta su topladığı için kilo artışı, boy uzamamasına rağmen kilo artışı, göbek fıtığı, kaslar zayıf, gelişme zayıf olduğu için göbek fıtığı, farklı maddelerin toplaması da dilde büyüme gibi bazı bulgular ortaya çıkacak. Ama bu bulgular ortaya çıktığı zaman biraz geç kalmışız. Geç kalmışız demektir. Efendim bir izleyicimiz varmış hattımızda. Evet. Bu belirti bulguları biraz daha detaylı konuşabiliriz tamam. Mümkünse ama bir Funda Hanım'a cevap verelim. Funda Hanım hoş geldiniz programımıza efendim. Buyurun. Hoş bulduk hocam, hayırlı günler. Teşekkür ederiz efendim, buyurun. Hocam ben kızım 17 yaşında, bundan 2 sene önce elleri terliyordu. Götürdüm şey çıktı. Tiroidi az çalışıyor. Olmuş. Bizim oturduğumuz yerde şey yok. Endokrinoloji bölümü yok. Erzurum'a gidip geliyoruz. Devamlı takip ettiremiyorum. Burada cerrah götürdüm. İlacını kes dedi. İlacını kestik, sonra biraz sonra gittik. Çok yükselmiş. Tekrar başladı. Bir de kabızlı oluyor devamlı. Onun için ne yapabiliriz? Sorunuz var mı efendim? Önce elleri terliyor. Evet, elleri terliyordu. Boğazında ekşime oluyordu. Şimdi o kızınızın çarpıntı mı vardı? Çarpıntısı da var, evet. Çarpıntısı vardı. Şimdi ben kızınızı çok net anlayamadım. Tiroid bezi çok çalışıyor gibi belirtir. Az çalışıyor dediniz. Evet. Bazen bu yanılgı olabiliyor. TSH baskılanıyor. Tiroid bezi çok çalışınca TSH baskılanır, T4 artar. Sizinkinde elinizde sonuçlar var mı? T4 mü yüksekti, TSH mi yüksekti? Hangisi yüksekti acaba? Hocam o konularda bilgim yani, yok. Yani belirttiğiniz bulgular, elleri terliyordu diyorsunuz, çarpıntısı vardı diyorsunuz, tiroid bezi çok çalışıyor gibi, hipertiroid gibi bir ifade veriyorsunuz, klinik bulgu yansıtıyorsunuz çünkü. Efendim şöyle olabilir mi acaba, tiroid tedavisiyle alakalı yükselme olmuştur. Bu sefer dozu azaltmak gereği duymuşlar veya kesme duymuşlar. O zaman hipertiroid belirtileri de ortaya olabilir. Çıkmış. Olabilir. Belki de bu bir otoimmün tiroidit olabilir. Önce geçici bir hipertiroidi olmuş, daha sonra hipotiroidi olmuştur. Yani onun için elinizdeki sonuçları görmemiz lazım. Bize o sonuçları görmeden netmiş. Bize mail atabilirler efendim, konuşabiliriz eğer karşılık. Eğer bir e-posta yollarsanız daha sonra size geri döner bilgi veririz. Peki çok teşekkür ederiz efendim aradığınız için. Şimdi efendim bu şekilde de olabiliyor. Orijinaldi esasında. Yani normal şartlarda bu çocukların hani tespit edildiği andan itibaren tedavilerinin planlanması evet, gerekiyor. Evet, evet. Ve planlanan tedavilerin de mutlaka belli şekilde izlenmesi gerekiyor. Yani çocuğunuza diyelim hipotiroid tanısı koydunuz, tedavi başladınız, tiroid hormonu veriyorsunuz ağızdan. Kesinlikle. Peki bunu yani 5 sene sonra gelin, 10 sene sonra gelin gibi bir durum olmuyor. Hayır. Bunun hayır. Belli aralıklarla. Hayır. Efendim hayır. İsterseniz yani belirtilere ben tekrar dönmek istemem ama isterseniz bu seyri nasıl olmasa hem de sorumuza cevap olması açısından. Şöyle şimdi hanımefendinin sorduğu ileri yaşta çıkan bir tiroid sorunuydu. Konumuz daha çok şimdi tabii, doğumsal hipotiroidiye girdik. Onların hani takiplerinin nasıl olması gerektiği şimdi konusunda. Şimdi doğumsal hipotiroidi
tanı konduktan sonra tiroid hormonu tedavisine başlıyorsunuz. Örneğin Amerikan Pediatri Akademisi'nin de önerdiği, başladıktan sonra tiroid hormonu tedavisine verdi. Tiroid hormonu aç karnına verilecek. Anne sütünün içinde veya bir formüle mamanın içinde eritip verebilirsiniz. Tablettir, şurubu yok. Tablet olarak aç karnına. Beslenmeden tercihen yarım saat, 30-60 dakika önce vermeniz lazım. Ufak bebekte tabii bu çok kolay değil ama yani tercihen bu şekilde vermek lazım. Tiroid hormonuna başladıktan sonra ilk başlangıçta 1-2 hafta sonra T4, TSH düzeylerinin bakılması lazım. Ondan sonra birinci ayda ve bundan sonra ilk 6 ay aylık aralarla, 1 ay veya 2 ay arayla, ondan sonra 3 ay arayla, 2-3 ay arayla kontrol edilmesi gerektiğini Amerikan Pediatri Akademisi söyler. Ancak son yıllarda daha da çok önerilen, çünkü tiroid hormonu dozlarını tedavi sonuçlara göre değiştirebiliyorsanız, hatta ilk sadece 6 ayda değil, ikinci 6 ayda da 1-2 ay arayla, 3 aya değil 1-2 ay daha arayla tiroid testlerini, T4'ü, TSH'yi kontrol etmek lazım. Çünkü ona göre ilacı dozunu değiştireceksiniz. Azaltacaksınız ya da artıracaksınız. Hipotiroidi bu arada şu açıdan da önemli. Geçici ya da kalıcı olabilir. Efendim isterseniz şöyle yapalım. Evet. Kısacık bir reklam aramız varmış. Tamam. Ondan sonra devam edelim. Tamam. Efendim az sonra tekrar karşınızda olacağız. 1,5 dakikalık kısa bir reklam aramız var efendim. Görüşmek üzere. Aziz Bebe'nin sunduğu Önce Çocuğum devam edecek. Projeden gerçeğe. Durat Ağız, Akgün Seren'den. Günaydın Türkiye. Günaydın Türkiye. Bugün işlere yetişemediğinden yakınan yüzlerce esnaf öğlen olmadan cama çırak aranıyor ilanı yapıştıracak. Çoğu akşam olmadan aradığı çırağı bulacak. Ama bu kez de yeni çırağın sakarlığından yakınacak. Bugün Türkiye bir gün daha büyüyecek. Önünde hayalleri, yanında İş Bankası. Türkiye'nin bankası. Bu şirketi kurduğumda bu insanların hiçbirisi yoktu. Bu masa, bu koltuklar, hatta bu ofiste yoktu. Büyük bir masam, böyle bir koltuğum da yoktu. Sadece bir masam, bir sandalyem ve parlak bir fikrim vardı. Bugüne kadar Bürotime sadece Türkiye'de değil, dünyada 40 ülkede nerede bir girişimci varsa yanında oldu. Bir masa ve bir sandalyeyle. Bürotime, ofis mobilyaları. Şahinli yumurta. Pastırma Şahin. Şahin, pastırmanın soyadı. Toplantı ve kongrenin yeni adresi İhlas Armutlu Tatil Köyü. Belediyeler, sanayi kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve okullar, evinizin rahatlığında yeşil ve maviyle iç içe eğitim ve motivasyon toplantılarınız için sizi İhlas Armutlu Tatil Köyü'ne bekliyoruz. 30 kişiden 550 kişiye kadar tam donanımlı toplantı salonları, tam pansiyon konaklama imkanı, her dairede şifalı kaplıca suyu, havuzlarda 28 derece ısıtılmış deniz suyu, kür merkezi ve eğlence merkezleri. Hepsi İstanbul'a sadece 1 saat uzaklıkta. İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 0226-531-10-0. Şahin, en iyisi ya da hiç. Projeden gerçeğe. Durat Ağız, Akgün Seren'den. Aziz Bebe'nin sunduğu Önce Çocuğum devam ediyor. Efendim tekrar merhabalar. Hocamız Nurçin hocamızla kaldığımız yerden hipotiroidi dediğimiz doğuştan tiroid bezinin yetersiz çalışma durumlarını konuşmaya devam ediyoruz. Efendim geçici ve kalıcı hipotiroidiler
diye bahsetmiştik en son reklama girmeden önce. Hani bunları nasıl ayırt ederiz ve bunların önemi nedir? Geçici kalıcı olmasını bizim açımızdan. Başta da söylediğim gibi tarama testlerinin bir yararı da geçici hipotiroidlerin saptanması. Tarama testleri öncesi bunları bilmiyorduk. Çünkü ne oluyor? Hipotiroidi geçici bir süre, birkaç ay olmuş, geçmiş. Bebekte zihinsel gerilik bırakıyor. Ama daha sonradan bu nedeni geçtiği için o zihinsel geriliğin nedeni bilinemiyordu. Çünkü geçmiş bitmiş. Onun için zaten bu tarama testleriyle geçici hipotiroidler de ortaya çıkmaya başladı. Burada önemli olan şu. Annenin tiroid bezinin durumu bebek için önemli. Evet, çok önemli. Çok önemli. Önce bunun üzerinde durmamız lazım. Bebekte tiroid bezinin gelişmesi ve hormon yapması yaklaşık gebeliğin 12-13. hafta, 10-12. haftalarında bebek tiroid bezi artık tiroid hormonu yapmaya başlıyor. Ancak ondan evvel bebek anneye muhtaç. Yani eğer anne hipotiroidi ise anneden bebeğe az miktarda tiroid hormonu geçiyor. Ancak o az miktarda geçen tiroid hormonu bebeğin zihinsel gelişimi için çok önemli. Yani bazen şöyle hatalar yapılıyor. Anne hipotiroidi. Gebe olunca ilacı kesiliyor. Çok yanlış. Tiroid hormonu ihtiyacı daha da çok artacaktır. Gebe anne hipotiroidi ise ilacını kesmemesi lazım. Çünkü annenin tiroid hormonları tüm gebelik boyunca bebeğe lazım. Ama özellikle ilk 10-12 hafta henüz bebekte tiroid hormonu yapım başlamadığı için anneye muhtaç. Annenin hipotiroidili olması, tiroid hormonunun normal olması bebeğin gelişimi açısından oldukça önemli. Neden olabilir geçici hipotiroidi? Annenin iyot eksikliği. İyotlama çalışmaları öncesi zaten toplumda birçok ülkelerde çok sayıda iyot eksikliğine bağlı hipotiroidi ve zihinsel gerilik vakaları görülüyor demiştim. Ağır guatrla doğan vakalar demiştim. İyot eksikliği giderildikten sonra bu daha az görülmeye başladı dünyada da. İyodun eksikliği kadar iyot tiroid bezi ve hormon yapımı için gerekli. Ham madde gibi. Evet, ama iyodun fazlalığı da tiroid hormonu yapımını engeller. Efendim bir telefon hattımız varmış. Tabii, bayağı buyurun. Bekletmişiz. Müsaade ederseniz alalım, buyurun. Devam edelim efendim. Hava Hanım telefon hattımıza dinliyoruz efendim, siz buyurun. Alo, iyi günler, günaydın. İyi. Buyurun efendim, günaydın. Ben size bir şey soracaktım. Benim 3 yaşında 2 tane kızım var, ikiz bebeklerim var. Evet efendim. Bir tanesine 14 aylıkken 14 günlükken hipotiroid teşhisi kondu. Tamam. İlk bakıldığında 84'tü tiroidi. Daha sonra doktorumuz ilaç vererek bu düşürüldü. Şu an 3 yaşındalar. Tiroid bezleri doğuştan var ama çalışmıyormuş. Bu çalışabilir mi ileriki yaşlarında? Efendim çok teşekkür ederiz aradığınız için. Şimdi o konuyla zaten konuşmaya devam ediyoruz. Size geniş bilgi vereceğiz efendim. Çok teşekkür ederiz aradığınız için. Evet. Demin de bahsettiğim gibi ya tiroid bezinin doğuştan yokluğu veya küçük olmasıdır veya bez normal ama yapamıyordur. Bu yapamıyorsa, doğuştan yapamıyorsa, yani o ilacı vermekle siz tiroid bezini çalıştırmayacaksınız. Vücudun yapamadığını dışarıdan ömür boyu vermek zorunda kalacaksınız. Geçici hipotiroidi değilse. Zannediyorum değil. Ama birazdan şimdi bitireyim, geçici hipotiroidi neden olabilir? Bazen geçiciler bile 80-90-100 TSH ile gelebiliyorlar. Anneye aşırı iyot uygulaması. Böyle yayınlar var. Anne antisepsi için vücudunda yaralar var. Her tarafında alkol iode ile sterile etmeye çalışıyor. O zaman da emiliyor tabii evet, ki. Evet, emiliyor aşırı miktar diyor. Veya annenin ameliyattan sonra dikiş yerine günlerce antiseptik iyotla, tentürdiyotla temizlik yapması. Ya da bebeğin göbeği düştükten sonra günlerce oraya alkol üyede pansuman yapmasıyla aşırı iyot anneden geçebilir, anne sütünden de geçebilir aşırı iyot. Bebeğe veya anneye uygulanan aşırı iyot bebekte tiroid hormonu yapımını engeller. Tiroid hormonu T4 düşerse TSH de aşırı artar. Bu geçici hipotiroid nedenidir. Bir. İkincisi, annede otoimmün hastalık vardır. Ne demek otoimmün hastalık? Otoimmün hastalık tiroidi bezi
kendi dokusuna karşı zararlı maddeler yapar. Bunlara otoantikor diyoruz. Zararlı maddeler yapar. Ve bu zararlı maddeler de tiroid bezinin çalışmasını engeller. Annede bu otoantikorlar, bu zararlı maddeler tiroide karşı gelişmiş varsa anneden bebeğe geçer. Tiroid hormon yapımını engeller. İçici bir süreyle. Ancak bunların dolaşımdan temizlenmesi birkaç ay içinde dolaşımdan temizlenir bunlar. Daha sonra bebek normal durumuna kavuşur. Ama bu geçici olduğu sürece de şunu unutmamak lazım. Hipotiroidi ister geçici, ister kalıcı olsun o süre içinde tedavi edilmesi şart. Gerekir. Anne hipertiroidi, yani annenin tiroid bezi çok çalışıyor. Anne tiroid bezinin çok çalışmasına karşı ilaç alıyor. Antitiroid ilaç dediğimiz. Bunlar anneden bebeğe geçer. Tiroid bezinin çalışmasını engeller. Yine geçici hipotiroidi neden olur. Demek ki anneye iyot eksikliği. Annenin aşırı iyot uygulaması. Bebeğe aşırı iyot uygulaması. Annenin otoimmün tiroid hastalıkları. Annenin aldığı tiroide karşı tiroid hormonunu düşürmek için antitiroid dediğimiz ilaçlar, bütün bunlar geçici hipotiroidiye neden olur. Ama efendim normal şartlarda tiroid bezi yeterli çalışmıyorsa değişik sebeplerden dolayı ister geçici ister kalıcı olsun bizim yapmamız gereken şey bir an önce vücudumuza eksik olanı yerine koymak ama şimdi her ailede bunu tedirgin olmasınlar. Demek ki bu geçici bir durum da olabilir ve ömür boyu tiroid hormonu kullanmak zorunda değilsiniz. Öbür türlü olsa da sonuçta her gün bir tablet almak tabii, insana çok büyük zarar. Tabii yani nihayet bir tablet alınacaktır. Çok zor bir tedavi yöntemi değil. Ama bunun geçici mi kalıcı olduğunu karar vermek lazım. Dediğim gibi bu nedenler aranmalı. Bu nedenler var mıdır, yok mudur diye. Eğer annenin otoimmün hastalığı biliniyor, iyot uygun vesaire bütün bunlar biliniyorsa zaten bir süre sonra çocuğun kilosu artmasına rağmen ilaç dozunu artırmadığınızı görürsünüz. Hatta ilaç dozunu düşürmek zorunda kalırsanız. Çünkü TSH giderek düşer, T4 giderek artmaya başlar, ilacı düşürmek zorunda kalırsınız. Ama bu net nedeni bilemiyorsanız, beyin gelişiminin en önemli olduğu ilk 3 yıl. İlk 3 yıl çok önemli. Tedavi verilir. Çocuğu aşırı tiroid hormonu durumuna sokmayacak dozda tiroid hormonu tedavisi verilir. 3 yaşından sonra ilaç dozu yarıya indirilir veya 3-6 hafta kesilip T4, TSH tekrar bakılır. Kalıcı mı, geçici mi? Ama bunu aileler lütfen geçici mi kalıcı mı deneyelim diye ilaçları kesinlikle kendi başlarına hekim kesmeye kontrol kalkmasınlar. Bunu ancak hekim karar verecektir. İlacın geçici mi kalıcı mı olacağını, ne zaman keseceğine buna hekim verecektir. Lütfen böyle yanlış yapmasınlar. Zaman zaman hastalarımızdan görüyoruz. Çocuk büyüdü artık ilaca ihtiyacı kalmadı. Buradan da böyle bir mesaj çıkmasın. Ama ilacı vermeyelim demesinler. Kesinlikle. Çünkü ilacı kestiğiniz takdirde bunun geri dönüşü yok. Kalıcı zararlı etkiler bebekte olacaktır. Efendim, bir hattımızda izleyicimiz varmış. Kendisini alalım. Efendim hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk efendim. Ben çocuğum 43 günlük. Ben bir haftalıkken teşhisi konuldu. Tiroid teşhisi konuldu. Evet efendim. Ondan sonra 20 günlük olsun dedi. Bekledik bunu. Şu anda çocuk 43 günlük yani 20 günlükken düzeldi yani tiroidleri düzeldi. Bir daha göstermeme gerek var mı? Efendim çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Cevap vereceğiz. Şimdi önce kondu sonra düzeldi diyorsunuz. Muhtemelen TSH yüksek çıkmıştır. Evet. Biraz önce bahsettiniz efendim çok güzel bir şekilde. Düzeyleri bilmeden bir şey söylemem zor. Onları daha sonra söylerseniz programdan sonra durumu hakkında bilgi veririz çocuğunuz. Efendim şimdi TSH seviyesi biraz önce dediniz ya erken alındığında özellikle yüksek çıkıyor. Evet. Sırf ona bakarak bebeklerde işte biz çocuk hekimleri yanlış uyarma durumu olabiliyor belki bizim tarafımızdan bizden kaynaklanan hatalar olabiliyor. Biraz tiroid uyarıcı hormonlarınız yüksek. Evet. Acaba tiroidiniz çalışmıyor mu deyip işte bir hafta onun için bir daha kontrol alınıyor ve bakılıyor. Her şey normale dönmüş. Zaten bir problem yoktu. O geçici bir olaydı. Şimdi tarama testlerinde bebek taburcu hiçbir vakayı atlamamak için hiçbir çocuğu bebek taburcu olmadan ideali 3-5. Gün bakmak. Ama bebek 1. gün 24 saat sonra taburcu olacaksa atlamamak için test yapılır, yüksekse geri çağrılır, bir daha tekrarlanır. Atlamayalım hiçbir bebeği. Belki de efendim kontrole gelme durumları belki olmayacaktır bebeğin. Dediğiniz gibi hiçbir vakayı atlamamak için. Bu normal yükselme mi
yoksa geçici yükselme mi, gerçekten hipotiroidiye bağlı yükselme mi, onun ayırt edilmesi için bazı vakalarda bir süre sonra tekrarlamak gerekir. Bir de şunu unutmamak lazım. Tarama testleri her vakayı yakalar mı? Evet, çok yakalanmayabilir. Her öyle vakada yakalanmayabilir. Yani, çünkü daha sonra da çıkabilir. Çıkabilir. Yani bu doğumsal bir hastalıktır ama zaman içinde çıkar. Neden? Şimdi eğer tiroid bez hiç yoksa veya hiç hormon yapmıyorsa bu zaten yeni doğan döneminde çıkar. Bebeğin T4'ü neredeyse sıfır noktasına kadar düşüktür. TSH 50, 60, 100, 200, 500, 700'lere kadar çıkabilir. Ancak tiroid bezi kısmen yapıyorsa başlangıçta burada yapılan bir miktar tiroid hormonu ihtiyaca yeterli olur. Geçici bir süre için. Evet. Ama zaman içinde çocuk büyüdükçe bu ihtiyaca yetmez. Zaman içinde giderek T4'ü düşer, TSH'sı artmaya başlar. Onun için burada çocuk hekiminin görevi önemli. Bebekte herhangi bir şekilde demin saydığım bulgular İstersen varsa... İstersen ben rica etsem tekrardan bir daha belirtileri tekrar. Yani doğumda yapıldı, taramasında bir şey yok, bu çocukta asla çıkmaz demeyelim. Geç yükselebilir. O zaman tiroid testlerinin tekrarı gerekir. Belirti neler da... olacaktı? Sarılık, uzamış sarılık yeni doğan bebekte. Arka bıngıldağın geç kapanması. Ön bıngıldağın burada geniş bulunan yumuşak bölümün uzun süre açık kalması. Bebeğin lapa gibi olması. İştahsızlığı ama buna karşılık kilo alması. Kabızlık bulgusunun ortaya çıkması. Çok uyuması, soğuk soluk olması, büyümesinde, boy büyümesinde yavaşlama. Kilo güzel giderken boyun evet, tam tersine. Oturmasında baş tutması, oturması, gevşek yürümesinde kalması, gecikme. Bütün bunlar şüphe ettirmeli. Şüphe ettirmeli, kabızlık bunlar deri şüphe deri altında ettirmeli. Efendim ödem gibi bir yani renkleri evet, de biraz ondan soluk evet, diye bahsettiniz. Gerçi soluk, onu bahsetmek istediniz muhtemelen. Soğuk, ödemli. Şiş bir görüntüleri olur. Şiş bir görüntüdür. Zaten tedavi edildikten sonra çocuklar o güzelliklerini kazanırlar hakikaten o dönemde. Efendim görüntüleme tekniklerini ne kadar sık kullanıyorsunuz? Ne evet, kadar çok? Şimdi dünyada da bu denir. Görüntüleme bir ültrason yapılabilir. İki sintigrafi yapılabilir. Tabii deneyimli ellerde yapılması lazım. Ancak sintigrafinin ilaca tiroid hormonuna başlamadan önce yapılması lazım. Fakat bunu biz öğrencilerimiz de söyleriz, ailelere de, dünyada da böyledir. Sintigrafi yapacağım diye tedaviyi geciktirmeyin. Çünkü tedavide bir gün evet, geç kalmak bir bile... gün bile geciktirmeyin. Sintigrafide bazı maddeler kullanılır. Teknesyum, iyot 123, iyot 131. Tercih edilen teknesyum veya iyot 123'tür. Yarılanma zamanı kısadır. Diğerinin iyot 131'in yarılanma zamanı uzundur. Yarılanma zamanı kısa, çocuğa zarar vermeyecek sintigrafide atılacak çabucak maddeler gibi kullanılır. Ama tekrar söylüyorum, sintigrafi yapacağız da nedenini belirteceğiz diye. Yani tiroid bezinin yokluğu mu neden, hormon yapamaması neden, sintigrafi yapacağız diye tedaviyi geciktirmeyelim. İlk 3 yıl tedavi verilir, ondan sonra ara verilir. Tedavi kesilir. 4-6 hafta tedavi kesilir. Ondan sonra sintigrafi yapılıp nedeni ortaya çıkabilir. Ama ultrason herhangi bir şekilde yapılabilir. Ama ultrasonun da sintigrafinin de saptayamadığı durumlar var. Yani ultrasonda bez göremedik. Bu ille de tiroid bezi yokluğunu göstermez. Anladım. Ultrasonda tiroid bezini göremezsiniz. Belki de bu şurada. Yer oluşum olarak dil kökündedir. Yerde. Buradadır. Onu sintigrafi gösterir. Veya sintigrafide bezi göremediniz. Bu tiroid bezinin mutlaka yokluğundan da olabilir ama mutlaka yokluğunu göstermez. Fonksiyon dışı da olabilir. Evet. İyodun yakalanmasında sorun vardır. İyot yakalama kusuru olabilir. Anneden geçen antikorlar, bloke edici, baskılayıcı antikorlar iyodu yakalamasını engeller. Sanki tiroid bezi yokmuş gibi zannedilebilir. Yani ultrasonun da sintigrafide tanıda ayrı ayrı değeri vardır. Ama ille de bunları yapacağız diye tedaviyi geciktirmeyelim. Efendim bir hattımıza bir izleyicimiz, son telefon hattımızdaki izleyicimiz. Elif Hanım hoş geldiniz. Alo, günaydın. Dinliyoruz efendim, buyurun. Ben kendim Hashimoto tiroidiyim. Evet efendim. Hamileliğim boyunca ilaçlarımı kullandım. Hamileliğim son 2 ayı insülin de kullandım bu arada. Şekerim var sebebiyle. Doğum yaptım, bebeğim kilolu doğdu, 4,5 kilo doğdu. Şeker sebebiyle dendi. Şeker sebebiyle. Sonra
Doğumdan sonra şu an çocuğum 3,5 aylık. İlk doğduktan sonra TSH yaşlarına bakıldı. 19.000'deydi TSH yaşı. Kaçtı? 19.000. 19. Kaçıncı gün? Doğar doğmaz ha, bakıldı. Peki, peki. Hı-hı. Ondan sonra tekrar bir hafta beklendi. Bir hafta sonra tekrar bakıldı TSH yaşlarına ve 8.000'e inmişti. Çocuk doktorumuz olabilir. 19.000 mi? 19 olabilir belki. 19 dediniz değil mi? 19 yazıyordu. Ha, 19. Tamam, 19. Hı-hı. Tamam. 8'e indi. Evet efendim. Sonra 8'e indi bir hafta sonra. Şimdi tekrar bir daha baktırmadım. 3,5 aylık. Tamam dedi doktorumuz. Ne zaman da bir baktıracağım. Bir de bir sorum daha var. Benim kızlarım var 2 tane. Onların da hipotiroidi var. İlaç kullanıyorlar. Endokrin hastası. Bir tane büyük kızım. Hatta şekeri de var. İnsülin direnci var. Onun için de ilaç kullanıyor. Yani oğlumda da böyle bir şey çıkma, ileriki zamanlarda çıkabilir mi? Ne zamanda bir ona baktırmam gerekiyor acaba? Efendim, onu öğrenmek istemiştim. Çok teşekkür ederiz efendim. Efendim programımızın son 2-3 dakikası ama tabii cevap hemen verelim mutlaka. Hemen kısa vereyim. Kız hadi. Şimdi annede otoimmün tiroidit Hashimoto var. Evet. Özellikle Hashimoto'lu otoimmün tiroiditleri olan annelerin, bebeklerinde geçici hipotiroidi olabilir. Anneden geçen antikorlar nedeniyle. Evet. Başlangıçta özellikle bir annenin iki çocuğunda da geçici hipotiroidi varsa sorunu annede aramak tabii lazım. Ki. Anneden antikorlar geçiyor. Ama otoimmün hastalık aslında herhangi bir zamanda çıkabilir ama aslında doğuştan yatkınlık olan kişilerde olur. Diğer çocuklarındaki de otoimmün tiroidit miydi acaba? Hipotiroidleri ona bağlı olabilir. Eskiden otoimmün tiroidit daha çok adolesan yaşta. Evet, yani 12-13 yaşlarından sonra çıkıyordu ama ancak 2-3 yaşlarında ortaya çıkan otoimmün tiroiditleri gördük. Giderek yatkınlık daha çok küçük yaş grubunda çıkıyor. Onun için doktorunuz izleyerek bebeği onda da herhangi bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı gelişmesine göre karar verecektir. İki çocukta da olduğuna göre muhtemelen zannediyorum ki o çocuklarınızda da otoimmün tiroidit Hashimoto olabilir. Antikorlarını bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Hani yakın takip ve kontrollerle. Evet. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Biz tiroid beziyle alakalı daha çok konuşabiliyoruz. Gerçekten Türkiye'de efendim çok yaygın bir problem. İnşallah bir başka programda tekrar devam ederiz efendim. Çok çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Efendim bugünlük tekrar alasmalık demeden önce yarınki konuğumu hatırlatmak istiyorum. Yarın çocuklarda kırık ve çıkıklar konusunda sık rastlanan kırık ve çıkık durumlarını konuşacağız. Bu arada efendim yarın 40. programımız. Yarın sabah 8.15'te bekliyoruz efendim. Tekrar karşımızda sizi görmek istiyoruz. Görüşmek üzere efendim.